Merhaba arkadaşlar, Bitcoin sert düşüşte. Peki tekrardan yükselecek mi? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bitcoin neden düşüyor? Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkardı. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Öte yandan Amerika'da piyasa yapıcılarının önde gelen kripto para borsaları Binance CoinDesk üst düzey yöneticilerinin temsilcileri meclisin Mali Hizmetler Komitesi'ndeki ifadeye çağırmanın da endişe yaratmış olabileceği de düşünülüyor. Komitenin başkanı Maxine Waters düzenlememiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştiriyle biliniyor. Buna göre analistler tarafından kritik seviye olarak gösterilen 46 bin dolarlık 200 günlük hareketi ortalamanın da altına inen bitcoin daha sonra kısmen toparlayarak 48 bin dolara yükseldi. 3500 dolara kadar gerileyen ethereum da yeniden 4000 doları zorluyor. Bybit verilerine göre düşüşte 735 milyon dolarlık bitcoin uzun e pozisyon edilirken saatlik hacim 1.3 milyar dolara kadar çıktı. Bitcoin piyasasının büyüklüğü ise 1 trilyon doların altına indi. 2 aylık uzun bir boğa trendinde bulunan Bitcoin'in düşüşüyle birlikte altcoin'lerde de toplam 200 milyar doları aşan bir kayıp yaşandı. Shiba, Solana, Cardona, Tron gibi coin'ler %15-20 arasında düşerken Doge, Dogi gibi de 25 civarı sert düşüşler gördü. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayınız görüşmek üzere.